ilkokuldan sonra kura kursuna devam ettim ben. Benim evin en küçüğü olduğum için tabii babam leşber, öbür kardeşler işi yapıyor. Bizi kura kursuna okuttular. Kura kursuna hafızlığı bitirdim. İşte Bolbedin'e gittim biraz arabiyat okuyayım diye. Nasip olmadı, ondan sonra dişçiliğe başladık. Dişçilik 10 sene sürdü. Yine burada dişçilik yaparken ben önceden daha önceden Almanya'ya yazılmıştım. Almanya çıktı. Babam da bana telefon mu etti, mektup yazdı bilmiyorum. Ben senin Almanya çıktı, gel bakalım diye. Ondan sonra buraya geldik. Tabi soruyorum ben orada. Halen bir Almanyalı bir çocuk ya da annesine diş yaptırmak için. Altında taksi, kırmızı bir taksi. Yerleri bizi gider böyle şey, düzgün. Ben dedim ne ya biz dişçiyiz bu kadar, senin gelin kadar temiz ya. Almanya dedi, bütün eldivenle çalışıyor dedi yani. Dedim hangisi devlet daha iyi şey yapıyor, para veriyor falan. O dedi Almanya. Tabii bizim buraya Almanya çıktı deyince ben geldim buraya. İşçi buraya vardık. Dediler senin Avusturya çıktı. Ben dedim Avusturya'ya gitmek istemiyorum. Almanya'ya git. Nereye gitmek istiyorsun? Almanya. İyi şurada bir imza at. Tekrar gittik biz. Yendi'ye doğru diyordu ya, benim enişte de Kastamonu'da dişçiydi, Safranbolu'da. Bunların yanına kuduydum ben. Tekrar gittik dişçilik buraya, başladık yine. İşte 6 ay sonra bir daha çıktı, Almanya çıktı. Tekrar buraya geldik, çocukları koyduk buraya. 10 sene Almanya'da kaldım. 10 sene Almanya'dan sonra ne yapalım? Yani biz de ihtiyarladık az çok gari. Köyde kaldık. 7 kardeş ya, burada bir tanesi yok. Hepsi bizde. Ev, arazi. İşte şimdi araziyle uğraşıyorsun, yapabildiğim kadar. Ne zaman evlendin İbrahim amcacığım? Senesini bilmem şimdi. Ben 41 doğumluyum, 22-23 yaşında falan evlendik işte. Düğününüz nasıl oldu? Düğünümüz ata mindik de. Eskiden ata biniyordum. Cip var demeli ya, bakalım cip var. Öyle mi? Ciple evlendik işte. Düğününüz nasıl oldu? Düğünümüz tabii biz İslam olduğu için babam öyle çalgın malgın olmaz. Öyle şey olarak yani böyle komşumlara yemeklerine öyle oldu. Bizim 5 çocuk var, 5'i de denizde şimdi. Biz ikimiz yalnız buradayız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben? Onlar. Ben çocuklarınız? Çocuklarım 3'ü kız. 2'si oğlan. Kızların birisinin beyi emekli, birisi valilikte, hukuk işleri müdürü yapıyor. Birisi de mezarlık camisi var Denizli'de, onun imamı. Oğlanlar, ikisi de şoför oldu. Bu dişçilik hançalarda çok meşhur. Tamam. Diş doktoru olmadan dişçi ama çok yani. Bunun işte o zaman diş hekimi devlet az olduğu için, devlet bize 15 gün izin ceza veriyordu yakaladığı zaman. Onu da tecil ediyordu. Yani tabii diş hekimi çoğaldıkça cezalar çoğaldı. Biz onun için bıraktık yani. Çoğu öyle bıraktık. Ama abim benim, biz de son zaman 2 sene ben diş hekimiyle çalıştım. Diş hekimi tutuyoruz. O kişiliğini alıyor. Gidiyoruz resmiyete. Ondan çalışır onun lafası altında. Tabii bu sefer de diş hekimi çalışınca tabii çok para istisadi. Ucuza yaptığımız için bize bir şey kalmıyor. Orada ağır ceza reisi vardı İnanbolu'da. O 1800 lira para alıyordu. Biz 2500 lira para veriyorduk diş hekimine. Ev kira, muayenehane kira. Onun için işte bizim Almanya çıktı. Ondan sonra da işte bir de Almanya gidelim bakalım. 10 sene de Almanya'da kaldık. Almanya'da ne iş yaptın İbrahim amcacığım? Biz burada fabrika işçide yazıldık. Halbuki biz fabrika görmedik ama orada bizi BMW. Rahatsız mı ediyordu nefesini bilmiyorum. BMW'de çalıştım 10 sene. Uzun zamandır evlisiniz. Yani çok uzun sürüyor şimdi evlilikler. Sizce neden? Bilmiyorum neden olduğunu. Eskiden, şimdi siz çok uzun yıllardır evlisiniz. Neye bağlıyorsunuz bunu? Tabii anlayışa bağlıyoruz. Yani İslam'ı yaşayan oluyor yani. İslam'ı yaşamak için oluyor.